2022'nin en iyileriyle ocağın ilk haftasında karşınızdayız. Bu sefer Mayıs ayına bırakmadım 2022'yi. Enerjim iyiymiş, kamera arkasından mesaj geldi. Hatta o kadar bırakmadık ki 1 Ocak'ta kaydediyorum bunu. Hemen hiç gecikmeden 2022'nin en iyi filmleriyle başlayalım. Başlamadan önce içeriklerimiz size keyif veriyorsa, bir şeyler öğrenmenizi sağlıyorsa lütfen beğenmeyi, paylaşmayı, özellikle paylaşmayı ve özellikle yorum yapmayı lütfen unutmayın. Siz de 2022'nin en iyi bulduğunuz filmleri, dizileri, benim atladıklarımı hiç unutmadan lütfen aşağıya yazın. Bu hafta özel bir teşekkür de yapalım. Her videomuza atlamadan yorum yapan Zeynep Beren İpek. Sürpriz. Çok mutlu olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz desteklemeye devam etmeni diliyoruz ve konuya dönüyoruz. Bana hissettirdikleriyle, bana yaşattıklarıyla, tecrübeyle benim için 2022'nin en iyisi Avatar oldu. Son iki videoya bakarak çok şaşıracaksınız. Avatar'la ilgili, James Cameron'la ilgili 40 dakikaya yakın içerik ürettiğimiz için çok uzatmıyorum. Sinemada bizi hissettirdikleri şeylerle, bizi alıp götürmesiyle Avatar benim için yılın en iyi tecrübesi oldu. Öyle söyleyeyim. Yılın en iyi filmi mi? Ama yılın en beğendiğim filmi mi? İkinci beni en çok etkileyen film 2022'de Athena oldu. Netflix'ten izleyebileceğiniz Athena filmi. Yine teknik başarısı, plan sekansları, onları bağlayış şekli ve bize hissettirdikleriyle bir haftada iki kez izledim. İkinciyi daha çok evet nasıl yapmışlar diye izledim, kabul ediyorum. Hissettirdikleri, yaşattıklarıyla birlikte Athena'da yılın en iyilerinden birisiydi benim için. Yılın en iyileri 3. Bir diğer filmimiz benim için yılın en iyisi olan, kimseyi şaşırtmayacak, Everything Everywhere All At Once. 3 kere de söyleyebildim adını. Çok büyük bir film. Hatta bizim kuşağımızın, demeyeyim hadi ben bir önceki kuşağım, Matrix serisi diyebiliriz aslında. Biraz ona da özeniyor. Çok güzel bir film. Bu senenin ana filmlerinden. Efektlerini sadece 5 kişinin yapmış olmasından mı tutalım? Temsiliyetinden, Asya kültürünü çok iyi yansıtmasından, anne kız ilişkisi üzerindeki durduğundan, bütün aile yaşantısının hissettirdiklerinden. Çok vurucu. Pek çok açıdan, felsefik açıdan da, nihilist açıdan da ele alınabilir. Derinlikli alt metinleri olan, James Cameron filmi değil yani, öyle düşünün, bir film ve kesinlikle senenin en iyilerinden, harika bir film. Bir iki tane altı dolu film de söyledikten sonra Top Gun Maverick'i söylemezsem ayıp olur. Evet, popüler sinema ve zirvesi Avatar gibi aynı. Tom Cruise yine yapacağını yapmış, jet uçurmayı öğrenmiş, bütün oyuncuları da jete sokarak çekimlerini yapmış. İnanılmaz keyifli ve bir yandan da aslında ilk Star Wars A New Hope'un son kısmının bir filme çevrilmiş hali gibi. Spesifik bir görev var, gidip onu başaracağız ve bunu size inanılmaz keyifli bir halde, kendinizi kaybedeceğiniz bir halde sunuyor. Onun için benim için de yılın en keyifli tecrübelerinden biriydi. Yine derinlik aramadığımız ama keyifli vakit aradığımız yerde Top Gun Maverick bu senede zirveydi. Son olarak da yine son aylardan bir iş, o da Pinokyo. Bak bunu beraber izledik. Guillermo del Toro'nun Pinokyo'su. Aslında iki yönetmenden ama nedense kamera arkasında ikinci yönetmen bile Del Toro'yu anlatıyor. İlginç bir tecrübe. Stop motion'un geldiği yeri bize çok büyük işçilikle gösteren, tek bir planının 3 ay sürdüğü sahneler bile içeren, hem teknik bir başyapıt hem de yani Pinokyo hikayesini çok kez izlemiş biri olarak karanlık tarafını, hikayenin orijinalini ilk kez görebildim perdede. Ben en azından, belki vardır başka uyarlamaları. Çok keyifli, çok güzel bir içerikti. İki tane bu sene çok ses getirmiş film niye yok diyebilirsiniz. Bunlar Tar ve Banshees of Inisherin. İkisini de çok merak ediyorum ama henüz izleyemedim. En azından Banshees'in bu listede olması garanti gibi olacaktı benim için. Çünkü yönetmenin önceki iki filmini de çok seviyorum. Ama onları da henüz izlemedim. İzleyince konuşuruz. İki tane de mansiyon ödülüm var bu sene. Birincisi Metal Lords. Senenin başlarına doğru çıkmıştı. Bütün playlisti ezbere söyleyebiliyor olmam bana ergenliğimi, gençliğimi hatırlattığı için çok sevdiğim, çok sevimli bir film. Tabii kamera arkasından protesto geldi. Beraber izledik. Neyin protestosunu yapıyorsun? İkinci olarak da Wonder. Wonder'ı neden mansiyona koydum? Çünkü halen daha filmle ilgili duygularımı tam çözebilmiş değilim. Tekrar izlemek lazım ama beni dünyasına çok iyi soktu ve çok keyif verdi. O dünyada kayboldum gerçekten. O nedenle Wonder'a da mansiyonu verebiliriz. Gelelim dizilere. Video kısa olsun diye bayağı hızlı anlatmaya çalışıyorum ama ilkine mansiyonu. Bilmiyorum, benim için. Ya hocam biliyorsun 2022'nin en iyisini, her fırsatta konuşuyoruz. 2022'nin en iyi dizisi benim için kesinlikle Severance. Severance üstüne de ayrı bir bölüm yaptık neden izlemeniz gerektiğine dair. O nedenle çok uzatmıyorum. Severance her şeyiyle bu senenin en iyi dizisiydi. Bence izlediğim en iyi şeydi. Filmleri de dahil ediyorum buna. Kesinlikle yakalayın ve izleyin. Bu senenin en iyi ikinci dizisi
Ne bileyim ulan, ben ne söylesem beğenmiyorsun. Ayı ayı. The Bear. Yes Chef, The Bear bu senenin benim için ikinci en iyi dizisiydi. Mutfak kaosu ayrı, onlar da çok hoşuma gidiyor ama o kaosun içinde aslında mutfak orada yani çok önemli değil. İşte bir otogarajda olabilirdi, başka bir şey de olabilirdi. O ailenin draması, o ailenin yaşadıklarını çok keyifli bir şekilde veriyor. Mutfağı da sevince o günden beri baharat kullanıma ekstra dikkat etmeye başladım vesaire. The Bear, Amazon'dan izleyebiliyorsunuz. Bu senenin en keyifli, en güzel işlerinden bir diğeriydi. Birkaç diziyi yine burada göremeyeceksiniz. Game of Thrones'un House of Dragons'ı henüz izleyemedim. Ondan dolayı burada yok. Better Call Saul 4. sezonda kalmıştım. Yine yeni sezonu izleyemedim. Onlar o nedenle muhtemelen bu listede olacak ama sokamadığım diziler oldu. Bir de mansiyonumuz var. Wednesday. Wednesday de çok keyifliydi. Wednesday'in kendisi kamera arkasına çok benzediği için oradan da ayrı bir keyif duyduk. Ama Tim Burton'ın yarattığı dünya, yarattığı evren çok keyifliydi. O da bu senenin mansiyonunu aldı. Filmlerde bahsetmedik çünkü o kadar leş bir film yoktu ama dizilerde iki tane de senenin en kötüleri ödülüm var. İlki benim için son 10 yılın en büyük hüsranı. İzlemeli misiniz diye bölüm de yapmıştık aslında ama ortalama giden dizi o vakitten sonra yerin dibine girdi. O da tabii ki Yüzüklerin Efendisi, Güç Yüzükleri. Sakın izlemeyin. Ya da bir bölüm izleyin, o dünya ne kadar güzel. Özellikle kaliteli bir televizyonunuz varsa onu bir görün. Sonra kapatın. Henüz üniversiteden bile mezun olmamış senaristlere yazdırıldı muhtemelen. Öyle olmadığını biliyorum arkadaşlar. Bu bir espri. Ama çok kötü. İkinci sezonu yorumlar felaket şekilde değişmediği sürece hiçbir şekilde izlemeyi planlamıyorum. Siz de uzak durun. İkinci en kötü işte benim için bu sene Pera Palace oldu. Senaristle ilgili her şeyi buraya da uygulayabiliriz. Yabancı taklitçiliğini ve bunun hiçbir şekilde işleme işini de koyabiliriz. Çok çok kötü bir işti. Yine senaryodan kaybetti. Yoksa aslında prodüksiyon, oyunculuk vesaire anlamında çok kötü bir şey yok. Ama metinler o kadar kötü ki oyuncuların yapacak bir şeyi yok zaten. Yine senaryo anlamında inanılmaz kötü bir iş. Bütün o prodüksiyonu çöpe atmış. Benim için 2022 böyle bir yıldı. Sizin için nasıldı? Atladığım, yanlış yorumladığım, çok kötüydü bunu nasıl koydun dediğin şeyler varsa yazmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye. Eğlenceli.